İyi akşamlar efendim. Bir Elin Hamuru programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta önemli bir tartışma yürüdü. Türk Tabipler Birliği'nin Afrin açıklaması üzerine. Kısa bir açıklamaydı. Biraz sonra içeriğini konuşacağız. Ama Türk Tabipler Birliği'nin Merkez Konseyi'nin bildirisi hekimler arasında önemli bir fikir ayrılığına yol açtı. Zeytin Dalı Harekatı ve halk sağlığı arasındaki ilişki nedir? Biraz sonra onu konuşacağız. Savaşa hayır, barış hemen şimdi talebi bugün hangi anlama geliyor? Sonuçları ne olabilir? Bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Stüdyomda çok değerli konuklarım var. Sizlere hemen onları tanıtmak istiyorum. Sayın Doktor Hikmet Çevik, hoş geldiniz efendim. Kaç yıl tır hekimlik yapıyorsunuz? 32. Unuttur 32 mi? Yani şey bittikten sonra, ihtisas bittikten sonra mi sayıyorsunuz yoksa uzmanlıkta da aynı? Okul bittikten sonra hekim oluyoruz. Hekim oluyorsunuz. Uzmanlık onun üstüne sadece. Evet. Yoksa hekimiz. O eğitim kaç yıl uzmanlık? Okulu bitirdiğiniz diplomayı elinize aldığınız anda hekimsiniz. Hekimsiniz. Ondan sonra kaç yıl uzmanlık? 4 yıl ihtisas yapıyoruz. Ama onu hastanede yapıyorsunuz zaten. Hekimlik orada yaparak da yine yapıyorsunuz ama eğitim. Tabii. Eğitim. Üzerine eğitim. Tekrar eğitim. 32 yıllık bir hekim olarak evet. Konuşacağız sizinle biraz sonra. Evet. Halk sağlığı, memeciklerinizi gönderirken onların evet. sağlığına bakalım ne kadar ilgilisiniz. Biraz sonra soracağım size. Efendim yanımızda hemen 32 yıllık hekimin yanında çok genç bir arkadaşımız var. Siz? Ben 4. sınıf öğrencisiyim İstanbul Tıp Fakültesi'nde. Tıp Fakültesi. -2 diyebiliriz hekimlik yılıma. Henüz daha hekim olmadığım için. Daha 2 yıl daha var şeye. Ama siz de bir Mehmetçik adayısınız. Askerliğinizi yapmadınız tabii. Tabii hekim adayız, Mehmetçik adayız. Hem hekim adayı hem de Mehmetçik adayı olarak bakalım sizin sağlığınız ne kadar anlamlı ve önemli. Siz o konuda ne düşünüyorsunuz? Tabipler Birliği'nin bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin sağlığınızla yakından ilgilendikleri tabii. anlaşılıyor. Doğru mudur, değil midir? Biraz sonra söyleyeceğim size. Evet efendim. Hemen Tayfun Budak, Doktor Tayfun Budak. Size de sorayım mı kaç? 31 sene. Öyle mi? Evet, bir sene farkı 86 mezunuyum, 31 yıllık hekimim. Sizin mezuniyetiniz o zaman 84. İki yani. Tecrübenin arasındayım ben de. Evet. Sizin yaşınızdan daha fazla. Tabii. Kaç yaşındasınız? 22. Sizden 10 yıl daha fazla, sizin yaşınızdan 10 yıl daha fazla hekimlik yapmış arkadaşlarımızla birlikteyiz. Neydi açıklama? Kısa bir açıklama aslında. Açıklamanın içeriğiyle ilgili isterseniz izleyicilerimize hemen bir anımsatalım. Bu tartışmaya yol açan konular neydi hekimler arasında? Bir hekimimiz daha bizle beraber olacaktı ama o gelemedi. Sağlık görevine, o da bir vatan görevi. Sağlık da bir vatan görevi elbette. Nöbetini devredemediği için gelemedi. Evet efendim. Bir kısaca alalım mı ne diye bildiri? 24 Ocak günü aslında çok kısa, hızlı bir şekilde okuyayım ister misiniz? Tabii çok az zaten. Şimdi Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin yayınladığı bildiri aynen şöyle. Biz hekimler uyarıyoruz. Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya and içmiş bir mesleğin mensupları olarak yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu adil, demokratik, eşitlikçi, özgür, barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Evet. Metin bu kadar. Evet, her savaş kötüdür diyor ve insanın sağlığına da aykırıdır diyor. Öyle diyor. Ve hemen şimdi barış hemen. Diyor. Şimdi ilk önce bir her savaş kötü müdür hakikaten? Hekim olarak yahut da normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir o konudaki görüşlerinizi alayım ilk önce.
Şimdi şunu bir kere bir altını çizerek belirtelim. Bu bildiriyi yazan arkadaşlar genel savaş karşıtı arkadaşlar değiller. Yani bunu herkesin bilmesini isterim. Genel savaş karşıtlığı literatürde pasifizm olarak bilinen bir şeydir, tutumdur. Pasifist değiller arkadaşlar. Onlar seçilmiş belli savaşlara karşılar. Zaten bu açıklamayı da Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonu başlar başlamaz yapmalarının sebebi de Zeytin Dalı operasyonuna karşı oldukları için bu açıklamayı yaptılar. Pasifist değiller. Böyle bir pozisyonları, tutumları, açıklamaları yok. Şahsen çok büyük bir kısmını çok uzun yıllardır tanıyorum ben. Yani bundan şunu mu anlıyorum? Özellikle bu savaşa Afrin harekatına karşılar. Onun için evet, çok açık yani. Bu bildiriyi Zeytin Dalı operasyonu başlar başlamaz yayınlarsanız bu amaçla yayınlamış olursunuz. Bir de yani şeyleri, tutumları, siyasi şeyleri, pozisyonları da yani pasifist değiller. Yani her savaşa karşıyız. Onlar açısından da haklı ve haksız savaşlar var. Bu savaşı haksız savaş olarak gördükleri için bu açıklamayı yaptılar. Zaten bütün şey de oradan, kıyamet oradan kopuyor. Yani açık bir şey aldılar, tutum aldılar. Peki Zeytin Dalı operasyonu kime karşı ve ne için yapılıyor? Buna baktığımız zaman işte TTB'nin bir sürekliliği vardır şu anki yönetimin. Aşağı yukarı bu çizgi 30 yıla yakın zamandır TTB'yi yönetiyor. Geçmişte de benzer tutumlar almışlardır. İşte en sihirli kelimeleri barış kelimesidir. Aslında barışın ne olduğunu 2015 Temmuz'unda yani Türkiye halkı, herkes gözleriyle gördü. Tecrübe ettik biz bunu. Neydi barış denen şey? Barış, 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 barış diye diye 2015 Temmuz'una kadar geldik. TTB yöneticilerinin mottosudur bu. O barış şuydu. Hendekler, şehirlerin altına kazılmış tüneller, silah yığınakları, yolların altına döşenmiş bombalar. Meğer barış dedikleri buymuş. Yani kaldırdığımız zaman o barışın örtüsünü PKK'nın yaptığı yığınağı gördük. Tünelleri gördük, hendekleri gördük. Barış dedikleri bu. Bugün de söyledikleri barış, istedikleri barış bu. Bugün ne görüyoruz? Bugün de Kuzey Suriye'ye baktığımızda işte Amerika'nın verdiği 5000 tır silahı kuşanan, işte 30 bin kişilik bir ordunun kurulacağı ilan edilen, kime karşı kurulacağı ilan edilen, kimle sınırdaş Kuzey Suriye? Bizimle sınırdaş. Biliyoruz yani Amerika'nın neredeyse 30 yıldır uğraştığı bir hikaye bu. Bir işte ikinci İsrail diye nitelendirdiğimiz bir Kuzey Suriye, işte Türkiye'de de bizim Güneydoğu bölgemizi içine alan, işte İran'da da bunun bir parçası var. İşte Irak'ta konuşmanın ilerlemesinde onu da ifade edeceğim. Orada çok önemli bir tecrübe var. Kuzey Irak tecrübesi. Yani bu devletin, devletçiğin dört tane ülke, ev parçalanarak bu devletçiğin kurulması için uğraşılan, Amerika'nın uğraştığı ve Türkiye'nin de bunu tehdit olarak algıladığı, işte sınırında 5000 tır silahla kuşanmış bir katiller sürüsü ve işte 30, bunu bir de resmi ordu haline dönüştürecekler. Türkiye buna müdahale etti. Bundan daha haklı, bundan daha insani bir şey tutum olamaz. Aslında şunu da bütün dünya tecrübe etti. Benzer durum Kuzey Irak'ta oldu. Biliyorsunuz işte Kuzey Irak'ta Körfez Savaşı ile başlayan o Kuzey Irak'ta bir kukla devletin kurulma süreci en sonunda bir referandumla resmileştirilmek istendi. Yani Irak'tan kopartılmak istendi. Ne oldu o zaman? Birdenbire bölge ülkeleri birleştiler. Türkiye, Irak ve İran 24 saatte kurşun atılmadan son derece barışçı bir şekilde bu mesele sonlandırıldı ve oraya şey geldi, barış geldi. Yani o zaman da tartışmaları hatırlayın.
İşte referandum kararı almış Barzani Amerika'nın yönlendirmesiyle. Çünkü o devleti Amerika kurdu orada. Referanduma gelirken savaşı Kuzey İran Irak'tan ayrılmasına karşı çıkanlar bile şöyle söylüyorlardı. Artık referandum yapılacak. Şiddet olmasın. Şiddet olursa işte kan gövdeyi götürür. Böyle iddiaları vardı. Dokunmayalım. Bu durumda görüşmelerle bu meseleyi halledelim demişlerdi. Ama şu oldu. Bölge ülkeleri birleşti ve Irak ordusu taktı silahını beline ve 24 saatte Kerkük'e girdi. Neredeyse kimsenin burnu kanamadı. Ve oraya gerçekten barış geldi. Irak toprağı oldu orası yeniden. Aynı zamanda komşularımızın toprak bütünlüğü açısından da anlamlı. Yani meselenin ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Zeytin Dalı operasyonunun aslında çok daha büyük savaşların önüne geçeceğini, barışı getirmiş oluyor. Barışı getireceğini örneğiyle Kuzey Irak'ta gördük. Ve bu böyle olacak. O nedenle son derece insani, son derece haklı, insanlık yararına, dünya halklarının yararına bir müdahaleye barış kisvesi altında arkadaşlarımız Ali Cengiz oyunu yaparak Afrin lafını geçirmeden karşı çıkmayı denediler ve de yalnız kaldılar. Evet, siz katılıyor musunuz? Yani bunun bir halk sağlığı için yapılmış bir harekat olduğuna. Şimdi Hikmet arkadaşım çok güzel özetledi süreci. Ben kafamın içinde konuşmaya başlarken şöyle bir cümle kurmuştum. Bu arkadaşlarımız bu bildiriyi neden yazdılar diyecek. Tim ama içimde bir kudret. O zaman Hikmet arkadaşıma hakaret olacak dedirtti. Niye? Çünkü ona da arkadaş, oraya da arkadaş dersem arkadaş kelimesi anlamını yitirecek. Arkadaş demek insanın yan yana olduğu, omuz omuza olduğu, aynı şekilde hayata baktığı demek. Halbuki bu meslektaşlarımız ne zaman bir hendek var onun içinden çıkıp Türk ordusuna dur demeyi ama dönüp de arkalarındaki PKK, PYD, YPG terörüne defol git dememeyi seçiyorlar. Bütün bildirileri böyle. Yani başında ben hepsini yanımda getirdim. Küçük küçük özetlerle programın akışı içinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok basit. En basiti bizim bir arkadaşımız, meslektaşımız, gerçek bir meslektaşımız. Eylül 2015'te Kulp ilçesinden Diyarbakır'a giderken, evet. Hatırlarsınız olayı, Abdullah Biroğlu isimli arkadaşımız uzun namlulu silahlarla bakıyor ki bir çevirme var PKK'lılar tarafından. Çocuk kaçmak istiyor. Kaçmak isterken katledildi. Bana göre şehit edildi. Şimdi bunun üzerine bir bununla ilgili bir açıklama yaptılar. Yaptıkları açıklama uzun ama içinde bir tek kelime PKK yok. Tek kelime terör yok. Terör kelimesi geçmeyen bir açıklama yok. Şahitlerle PKK'nın yaptığı aşikar, adli bir olay değil artık. Yani burada da PKK'yı ve terörü anmazsanız açıklamanızda. Söyledikleri şey çatışma ve şiddet ortamını tırmandıran herkes Doktor Abdullah Biroğlu'nun katlinden sorumludur. Yani bunun içinde de örtülü bir şekilde ordu PKK'lı ve devlet düşmanı. Bunun içinde de. Yani PKK sorumlu değil, mecburen onu öldürttünüz. Aynen. Devlet yani şaka gibi. Şaka gibi. arkadaşımızın arkasından. Hendek savaşlarında, Çukur savaşlarında yaptıkları açıklamaları hatırlıyoruz. Gene Türk ordusuna dur dediler. İstanbul Tabip Odası Başkanı Dicle Haber Ajansı'na Abdullah Öcalan için bir açlık grevi başlatılmıştı. Bir demeç verdi. Verdiği demeç aynen şu. Halkın bu açlık grevini diyor, alkış tutup tebrik etmesi gerekiyor. Kürt halkının temsilcisi APO'dur. Barışa inanıyorsak bir an evvel masa başına oturmalıyız. Bu kimin açıklaması? Selçuk Erez'in. Dicle Haber Ajansı'na. İstanbul Tabip Odası Başkanı. Selçuk Erez'in açıklaması. Anlamakta zorluk çektiğim için soruyorum. Bu, evet. Selçuk Erez hakkında Antalyalı bir doktor, birkaç doktor zannederim açtı ama aklımda kalan o Uğur Yılmaz isimli bir doktor. Cumhuriyet Savcılığı'na bu açıklamasından ötürü suç duyurusunda bulundu. Akıbetini tam bilemiyorum ne olduğunu. Şimdi Tabip Odası, daha doğrusu Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin kullandıkları kelimeler var. Sihirli kelimeler. Adil, demokratik, eşitlikçi, özgür, barış.
bu sihirli kelimelerin arkasına saklayarak gizli niyetlerini siyasetle çok ilgilenmeyen, mesleğinde işine gücüne giden meslektaşlarımızı maalesef avuçlarında tutuyorlar. Yani bu sihirli kelimelerin arkasında yaptıkları işlerle işte Tabip Odası seçimlerini kazanabiliyorlar. Türk Tabipler Birliği seçimlerini kazanabiliyorlar. Çünkü bunlar çok sihirli kelimeler ve bu sihirli kelimeler onların yolunu açıyor. Çok yakın zamanda 2010 senesinde halk için emniyet, adalet için hizmet mottosuyla, sloganıyla FETÖ biliyorsunuz bunu bütün emniyet araçlarına, efendim bütün emniyet binalarına çıkartmalarını yapıştırarak, işte posterlerini asarak yapmıştı ve orada açık bir niyet vardı. O açık niyet diyordu ki biz hizmet hareketi olarak adaleti Türkiye'de ve emniyeti ele geçirdik. Ey dünya duyun, burada raconu biz keseriz. Bunlar açık açık yapıyorlardı. Tabipler Birliği böyle yapmıyor. Yani hep böyle sihirli kelimelerin arkasına saklayarak bütün yaptıkları iş ordu düşmanlığı. Tabipler Birliği demek galiba doğru değil de Tabipler Birliği'nin bugünkü yönetiminden bahsediyorum. Tabii tabii kuruma. Yani ben de bir tabip tabii, çocuğu tabii, olarak da, doğru doğru. Türk Tabipler Birliği'nin maalesef Hikmet arkadaşımın söylediği gibi son 30 yıldır iktidarı elinde tutan anlayışı demek daha doğru olacak. Evet, Sayın Eren Öztürk, siz ne diyorsunuz? Yani siz bugün 6. sınıfı bitirmiş olabilirdiniz. Hayır, bitirmiş olabilirdiniz ve Mehmetçik olarak şimdi orada görev yapıyor olabilirdiniz. Arkanızdan böyle bir bildiri yayınlandı. Ne derdiniz? Teşekkür ederiz, beni düşünüyorsunuz. Bak benim sağlığımı düşünüyorsunuz. Hemen bırakayım ben gideyim. Geri döneyim filan mı derdiniz? Biraz saf dillik olur kendi açımızdan. Bildiğiniz gibi tıp fakültesi bitirince askerlik zorunlu hizmet olarak bizim 12 ay önümüzde duran güzel bir deneyim. Laf gelişi tabii, diyelim. Laf gelişi zorunlu. Herkesin gönüllü yapabileceği bir meslek dalı. Şimdi bu cephede savaşan Mehmetçik için büyük bir soru işareti yaratacak gibi görünüyordu. Fakat bunu Mehmetçik mücadelesinden de anladığımız üzere bugün Darmık Dağı'nı da terör odaklarından temizlemiş durumdayız. Böyle bir şeyin olmadığını gördük daha doğrusu. Ben de bir sizin sorunuzda savaş haklı mıdır, haksız mıdır sorunuzda. Madem iki büyük çınar var yanımda, ben de bir kendi geleneğimde olan tıbbiyelilerden bir cevap vereyim. Tıbbiyeli hikmet ismi sıkça söylenir. Yani hekimler her zaman yaşatmaya elbette muktedirdir Hipokrat yemininden beri ama bu yaşatmanın da belli yöntemleri vardır. Örneğin Sivas Kongresi'nde büyük bir tartışma olurken orada mandayı kabul edelim İngiliz mandasını, Amerikan mandasını. Mustafa Kemal ekibi hayır tam bağımsızlığı kabul edelim derken büyük bir kaos ortamında tam Mustafa Kemal kürsüdeyken Tıbbiyeli Hikmet, kendisi de bizim okulumuzdan okuyan 3. sınıf öğrencisidir. Orada şu çıkışı yapar. Değerli paşam, temsilcisi olduğum Tıbbiyeliler beni buraya Türkiye'nin istiklalini savunmak üzere gönderdi. Eğer mandayı siz kabul ederseniz sizi de vatana ilan ederiz. Yani Tıbbiyeliler burada değil o sözde barışı, emperyalistlerin barışını, biz cepheye koşalım, savaşalım, barış için savaşalım, kendi özgürlüğümüz için bir talepte bulunuyorlar. Ayrıca bizim okulumuzda değişik amfi isimleri vardır. Tevfik Sağlam amfisi, Tevfik Sağlam yeri gelince bakanlık da yapmıştır, milletvekili de yapmıştır. Kendisinin hayatını incelediğimizde, Refik Saydam olsun, tüm tıbbiyelilerin hayatını incelediğimizde ömürleri bir cephede geçmiştir, bir tıbbiye sıralarında, bir de laboratuvarda geçmiştir. Hem bilime hem vatana adanmış bir ömür görüyoruz burada. Bu da çok değerli bir katkı yaptı Tayfun Bey. Biraz Tayyip Odası'nın geçmişine bakınca aslında bu naif sözcükler daha bir anlam buluyor. Şundan dolayı... Yani hemen o geçmişine bakacağız. Orada ben de küçük bir izleyicilerimizle paylaşayım bilgiyi. Benim babam Tevfik Sağlam'ın asistanıydı. Yani bizim evimizde onun resmi asılıydı. O ilk cumhuriyet anlayışlarımız, şeyimiz o bahçede büyüdü diyelim. Kısa bir ara vermek zorundayız. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz efendim. Elinin hamuruna tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hepimiz tıbbiyeliyiz ama
ben de mülkiyeliyim yani onu, bizim hakkımızı da yemeyin. Biz de vatan mücadelesinde en önde savaşanlardan mezun vermeyenlerdeniz. Evet efendim, siz devam edin. Tabii, zaten kaldığınız şöyle yerden derler bizim fakültede: tıbbiyeli, harbiyeli ve mülkiyeli. Evet. Üç taca ayağına kurulmuştur Türkiye derler hep. Evet, şimdi ay öyle, bu stüdyoda üçümüz beraberiz diyelim. Tabii. O zaman doğru. burada şunu değinmek istedim ben. Tabii ben okulda okuduğum süre içerisinde bizim okulda da değişik eylemler yapıldı. Ne eylemleri onlar? 24 Temmuz 2015'te Türk ordusu terör odaklarını temizlemeye başladığı zaman da Sur'da, Cizre'de operasyonlar yapılırken Barış Bloğu adı altında barış nöbetleri tutuldu. O nöbetlerde istenen neydi? Hikmet Hocam'ın dediği gibi her zaman terörle mücadele zamanı bir barış istemi var. Halbuki açılım sürecinde şehitlerimiz gelirken bir barış söylemi yok. Aksine akil adamlarda Gencay Gürsoy isimli TTB Merkez Konsey Başkanı BDP tarafından, zaman HDP'si tarafından akil adam bir hükümete sunuluyor. Bunu akil adam yapabilir misiniz şeklinde. Yani son 30 yılına baktığımız zaman o yüzden bir şaibe gösteriliyor. Ben burada çok ilginç bir veri sunacağım. Son zamanlarda biliyorsunuz PKK-PYD'nin katliamları çok uzun sürede devam ediyor. PYD'nin eş başkanlarından Salih Müslüm çok iyi bilinir. Ama Asya Abdullah ismi bilinmez. 20 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası tarafından barış ödülü PYD eş başkanı Asya Abdullah'a veriliyor. Böyle bir ilginçlikle karşı karşıyayız. PYD eş başkanına barış ödülü veren Diyarbakır Tabip Odası TTB Merkez Konseyi tarafından yürütülüyor ve çok ilginçtir ki bu bildiriye imza atan imza 65 atanlardan biridir, değil mi? 65 Tabip Odası'ndan sadece 8 tanesi imza atmıştır. O yüzden TTB demeyelim, TTB Merkez Konseyi diyelim diyoruz. Kendi odaları dahi bu bildiriyi kabul etmemiştir. Diyarbakır Tabip Odası burada da öne çıkmaktadır. Yani düşünün, şu an Mehmetçik kimi temizliyor, kimle savaşıyor? PYD ile savaşıyor. Siz PYD'nin eş başkanlarından birine barış ödülü veriyorsunuz. Gerekçeleri neydi? Hatırlıyorum. Gerekçeleri o zamanlar Rojava, Kobane gibi olaylarda kendilerinin ifadesiyle Kürtlerin özgürlüğü adı altında terör odaklarını meşrulaştırmak ismiyle yapılmış bir barış ödülü. Hani cidden savaş ve barış kavramlarının artık yer değiştirdiği bir süreçteyiz. Hani bu açıklamalar bize onu gösteriyor. Yani biz öyle bir süreçte değiliz belki ama bu açıklamalar bize onu gösteriyor. Hani barışı sağlamak adına bir mücadele verirken durun yapmayın barış. Halbuki savaş odağı olduğu zaman terör en büyük halk sorunudur, halk sağlığı sorunudur diyebiliriz. Bence o bildirinin ismini değiştirmemiz lazım biz burada. Terör en büyük halk sağlığı sorunudur olduğu zaman hiçbir ses yok. Ben böyle düşünüyorum. Yani şeyi söylemek isterim. Bu içinde çok barış ve savaş karşıtlığı geçse de aslında bir savaş ilanı bildirisidir. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin yayınladığı bildiri. Kime karşı savaş ilanı? Türkiye'ye karşı, Türk ordusuna karşı bir savaş ilanı. İçeride bütün halk kenetlenmişken Mehmetçiğin arkasında, bütün siyasi partiler HDP hariç kenetlenmişken, kahir ekseriyeti halkın ve hekimlerin kahir ekseriyeti bu operasyonu, haklı ve meşru operasyonu desteklerken, hekimlerden bir talep gelmeden, halktan böyle bir talep gelmeden Türk Tabipler Birliği böyle bir şey yazdı. Savaşın ortasında bir bozgunculuk bildirisi yazdı. Tabii şimdi bizim aklımıza şu geliyor. Şimdi çok büyük bir savaş veriyor Türkiye. Yani karşısındaki PKK değil. Çok açık bir şekilde işte silahlandıran da, yöneten de. Yani CENTCOM'un, yani Amerika'nın komutanlığının altında savaşıyor bu adamlar. Çünkü Amerika kuruyor burayı. Amerika'nın piyonlarıyla savaşıyor şu anda Türkiye. Belki yakında, yani önümüzdeki zamanlarda Amerika ile de direkt, yani kendi askerleriyle de karşı karşıya geleceğiz. Yani böyle bir kuvvet var karşımızda. Bu kuvvetle yapılan bir savaşta siz Türk ordusunun eline vurmaya kalkarsanız bu şeydir. Yani bozgunculuktur ve ya bunun, yani bu bildirinin bir fikir özgürlüğü vesaire çerçevesinde değerlendirmesi mümkün değildir. Çünkü olağan şartlarda yayınlanmış bir bildiri değil. Yani bir savaş ortamında Mehmetçik orada bir dava uğruna, vatan bütünlüğü için kanını döküyor ve siz arkadan kalkıyorsunuz, böyle bir bildiri yayınlıyorsunuz.
Dur ve, kardeşim diyor. Yani siz emperyalizme silahınızı doğrultmuşsunuz. Mücadele ediyorsunuz. Ya da savaş, sıcak savaş veriliyor sonuçta orada. Dur sen insanların sağlığıyla oynuyorsun bir dakika. Dur demek ne kadar etkiler morallerini yani nasıl? Yani bu işin iş duygusal iç cephe duygusal kısmı tabii. Şimdi bunları şunları da düşünmek zorundayız. Ama bu sadece duygusallık değil. Yani Mehmetçik açısından duygusal ve bozgunculuk. Şimdi şunları da düşünmek zorundayız. Yani bu bildiriyi yayınlayan meslektaşlarımız çoluk çocuk değiller. Biz bunları bu barış konusunda, bu barışın ne anlama geldiği konusunda defalarca uyardık. Biz uyarmıyoruz zaten, her şey herkesin gözünün ortası, yani gözünün önünde cereyan ediyor. Yani şu bizim aklımıza geliyor. Bu organize bir faaliyetin parçası olarak, yani TTB, Türk Tabipler Birliği ki çok itibarlıdır, değerleri Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda atılmıştır. Hı. Onlara da geleceğiz. Türk Tabipler Birliği'nin değerlerine. Eren birazcık dokundurdu o konuya. Bu bir alet olarak, bozgunculukta bir alet olarak, yani Türkiye'nin sırtına saplanmış bir hançer olarak kullanmaya kalkıyorlar. Şimdi şeyi saydım ben size. Yani bütün siyasi partiler tam destek veriyor açıkça. Kamuoyunun önünde deklare ettiler bunlar. Bazıları yarım ağız, bazıları tam karşı. Önemli değil, aşık deklare revine, ettiler. Aşık Revine başladı. HDP deklare ettiler. Aşık Revine başladı. Karşı çıkan sadece HDP. HDP'nin ne olduğunu biliyoruz biz. HDP PKK'nın Türkiye'deki birazcık halk sağlığı siyasi temsilcisi. Yani Amerika'ya karşı bir savaş yürütüyoruz. Evet. Burada HDP'nin, MDP'nin falan bir şeyi yok, kıymeti yok. Yani bu... Orada 3-5 tane çapulcuyla kavga etmediğimiz belli zaten. Organize, yani TTB'nin içinden çıkmış bir karar olma ihtimali çok düşük bunun. Yani bir alet olarak kullanıldığını açıkçası ben düşünüyorum TTB'nin bu işte. Şimdi ben şunu söylemiyorum. TTB işte. Merkez Konseyi'nin... TTB'nin önüne bu teklif olarak gelmiştir. Şimdi bütün herkes biliyor. Ben TTB Başkanı'nın gidip bilmem kimlerle görüşme yapıp Raşit'i 40 yıldır tanırım ben. Yani gitti, görüştü, gizli görüşme yaptı. Bunu kastetmiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama o da biliyor ki, ben de biliyorum ki bu teklif TTB'nin önüne geldi. Gelmese bile kiminle birlikte olduklarını herkes çok iyi biliyor. Yani HDP'nin, PKK'nın ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Yani Türkiye'nin kime karşı savaştığını, Kuzey Suriye'de PKK'yı kimin silahlandırdığı, kimin hangi planları olduğu, bunlar gün gibi ortada olan şeyler. Yani bunları düşünmek zorundayız. Mustafa Kaya, Ulusal Kanal Genel Müdürü, evvelsi gün ilginç bir program yaptı. O programda bütün güney hududumuz boyunca teker teker konuşlanmış Amerikan üslerini, uydu fotoğraflarını ve ne kadar silah yüklendiğini, ne kadar araç gereç yüklendiğini ifade etti. Yani olayın vahametinin, ben aynı Hikmet arkadaşım gibi düşünüyorum, olayın vahametinin farkındalar. Fakat bizim de arkadaş değiller. Yani Türk Tabipler Birliği biraz önce kastettiğim manada Merkez Konseyi bizimle arkadaş değiller. Şimdi kullandıkları dilde yaşatmaya ant içmiş mesleğin mensupları olarak diyorlar. Yaşatmaya ant içmiş mesleğin mensupları derken Hipokrat'ı da aslında bu metne alet ediyorlar. Evet, Hipokrat yeminli Hikmet arkadaşım 32 sene önce, ben 31 sene önce ettim. Hipokrat yemini değil adı, diploma andı. Yani diploma andı ama içindeki metin onun özetlenmiş hali. 2 sene sonra da sevgili Eren bu yemini ederek meslek hayatına başlayacak. Ama biz başka yeminler de ettik. Hazırlık sınıfı okumadıysak eğer 5 sene ilkokul, 3 sene ortaokul okuduk. En az 8 sene her sabah andımız diye bir and içerek, yemin ederek, Atatürk'e söz vererek, yurdumu, milletimi özümden çok seveceğime diye yemin ederek başladık. Her sabah, her gün. 6 senelik tıp hayatının sonunda bir Hipokrat yemini ettik ama o bizim etik değerlerimiz için ettiğimiz bir yemin idi. Bu, hayatta tutunmamız, hayatta duruşumuzu, istikametimizi yönlendiren bir yemin. Ve Hikmet hayatımız... Çevik, Sayın Hikmet Çevik de söylüyor zaten. Yani yaşatmak için
orada savaşmak lazım tabii, diye özetleyebilir miyim? Evet. Tabii. İnsancıl bir savaş diyor. Son derece katılıyorum buna. Kuzey Irak örneği dönümüzde. Aynen. Ve biz başka yeminler de ettik. Maça gidiyoruz, maçlarda bile yemin ediyoruz. Ne yemin ediyoruz? İstiklal Marşı okuyoruz. İstiklal Marşımız da yemin. 10. Yıl Marşımız yemin. İzmir Marşımız yemin. Askere gidiyoruz erkeklerimiz, kadınlarımız, kadın askerlerimiz. Askerlik yemini ediyoruz. Hepsi yemin. Bunlar yemin değil mi? Bunların hepsi yemin. Yani Hipokrat yemininin arkasına maalesef böyle karanlık emelleri sokuşturuyor bu meslektaşlarımız. Artık arkadaşlarımız demeyeceğim. Meslektaşlarımız. Evet. Peki bu dönemde siz askerliğinizi yaptınız. Ben askerliğimi yaptım. Yedek subay olarak yaptım. Onu hemen söylemek isterim. Ben 15 gün tatbikat sırasında yedek subay olarak askerlik yaptığımda boynumda stetoskop, belimde bir tabanca, omzumda da M3A1 makineli tabanca vardı. Şimdi bunu Hipokrat'ın neresine koyacağız? Bunlar benim kadrolu silahlarımdı. Boynumda bir stetoskop, belimde bir tabanca, omzumda da M3A1 makineli tabanca. Bir GATA mezunu yeni teğmen o sırmalı harici üniformasının belinde 1 metre kılıç taşıyor. Niye taşıyor o kılıcı? Apandisit ameliyatı yapmak için. Hep, ya tamam Hipokrat yemini, hepimiz son nefesimize kadar o yemine hastalarımızla ilişkilerimize elbette ki sadık kalmak, bütün yeminlerimize sadık kalmak zorundayız. Ama ben bu arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim ki, bu meslektaşlarımıza düzeltiyorum, başka yeminler de ettiler. O yeminleri hatırlatmak isterim. Ve biraz önce söylediğim gibi askeri hekimin belindeki kılıca niye bir şey söylemiyorlar? O kılıç apandisit ameliyatı yapmak için değil. Oradan tabii hemen insanın aklına askeri hastanelerin kapatılması geliyor. Bir elinde neşter olabilir ama öbür elinde de silah olmak zorunda tabii savaş alanında. Evet, peki önümüzdeki siyasi gelişmeler açısından baktığımızda bu tür bir çıkış nasıl etkiler? Türkiye'nin önündeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir hekim gözüyle bakalım. Yani Hipokrat yemini dediğinizde bence uyumlu, yani ona aykırı bir şey değil Hipokrat yemini, tam tersine uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok ölüm olmasın diye savaşmak zorundalar. En büyük hani insancılık bu anlamda teröre karşı, siz de söylediniz, altını çizdiniz. Teröre karşı savaşmak. O hendeklere onları, terörü gömmek en büyük insancılıktı. Bizzat gördüm bir de, yani oradaki insanların nasıl rahatladığını ve yaşadığını ve yeniden ekonomik şeylere, faaliyetlere geçtiğini. Derim mesela 1000 tane hayvanı varmış, şimdi bir tane bile yok. Neden? Çünkü terör orada, meralar kapalı. Hepsini sattılar, savdılar. Ellerinde avuçlarında bir şey yok. Yani müthiş bir yoksullaşma da var. Yani refahta çöküş de vardı. Şimdiden yeniden bizim bölgelerimizde. Bir küçük bir şey daha anlatayım. Anlamlı geldi bana. O bölgeden gelen, Kırıkan bölgesinden gelen bir subayımız diyelim. Orada görev yapıyor hala. Dedi ki hendekten sonra nasıl dedim durum, yani PKK, HDP desteği filan, yani halkın arasında nasıl karşılanıyor bu? Diyarbakır kısmını bilmiyor o, yani iş tarafları bilmiyor. Ondan sonra bir darbe yediler dedi ama sınırlarda vardılar dedi. Yani barınma şeyleri vardı. Neden? Çünkü sınırın öte yanından gelip burada halkın üzerinde baskı yapıp halkta mecburen boyun eğmiş oluyor. Barınabiliyorlardı dedi sınır boylarında. Ama bu Afrin'den sonra müthiş bir şey var dedi. Geri dönüş ve karşı çıkış var PKK'ya karşı. Üzerlerindeki o baskı kalkınca normal huzur istiyor insanlar orada. Çolukları, çocukları normal yaşasın, karınları doysun istiyor vatandaşların. Afrin'dekiler de dedi şimdi kaçmaya başladılar. Türkiye'ye geliyorlarmış. Yani aman olsun üzerinden hepsi
Türkiye'ye geri dönüyorlar buraya. Şimdi oradan kökünü kesmediğiniz vakit dışarıdan gelenin, hani kökü dışarıda derler ya hep, o kökü dışarıdaki kökü kesmediğiniz, oradakini de bitirmediğiniz vakit Türkiye'nin içinde de huzur sağlanması olanaklı olmadığı hayat bir anlamda göstermiş oluyor. Siz bir şey söylüyordunuz. Ben bu işte mesele nedeniyle tartışmalardan, görüşlerden bir tanesi de önemli gördüğüm için onu değerlendirmek istiyorum. Devletin çeşitli şeyleri oldu bu bildiriye karşı, yaptırımları oldu. Değerlendirmeler yapıldı. Bu bildiriye karşı, yani savaşın ortasında bozgunculuk olduğunda tabii bunun kabul edilmesi mümkün değil. İşte soruşturmalar açıldı, öyle şeyler oldu. Şimdi TTB değerlerine bir saldırı olduğu söylendi. Tabii bu şeye yaslanıyor, biraz işte AK Parti düşmanlığına geleneksel ona yansıyor. Şimdi TTB değerleri dediğimiz şey ne? Nedir? Evet. TTB'nin bütün esprisi, kuruluşu, bütün yani ana ilkeleri, temelleri Çanakkale Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda atılmıştır. Tıbbiyeliler, tıbbiyeyi şahane Çanakkale Savaşları sonrasında uzun yıllar mezun verememiştir. Yani bütün bir sınıf, biliyorsunuz Çanakkale Türkiye'nin vatan olduğu savaştır. Yani vatan olmaya başladığı savaştır. Kurtuluş Savaşı o zaman başladı. Yani tarihi yani, siyasi olarak öyle söylemiştir. Modern bir kavram. Ezelden ebede gelen bir kavram değil. Onu biliyoruz. Yani burada önce vatan, önce cumhuriyet, yani modern tıp, bizim şu anda bildiğimiz modern tıp cumhuriyetle, yani bu vatanla, yani ulus devletle gündeme gelmiştir. Ulus devletin olmadığı bir ortamda, yani cumhuriyetin olmadığı bir ortamda yani halk sağlığı, halkın işte hekime ulaşması, bu kadar yaygın hizmet, yani bu imkansız, düşünülemeyecek hatta şeylerdir. O nedenle bizim hekimliğimizin temel oturduğu yer ulus devlet, yani cumhuriyetle vücut bulmuş. Ulus devlet de bunu bir kere bilelim. Yani bizim temel değerlerimiz vatan bütünlüğünün korunması, yani vatan bütünlüğünün korunması, ulus devletin devam etmesi. Türkiye'de çünkü formül bu. Başka bir formül yok Türkiye'de. Kuruluşu da o, devamı da bu çerçevede. Ve cumhuriyet tabii ki. En temel değerlerimiz bunlar. Ama görüyoruz ki neredeyse 30 yıldır bu temel değerler mevcut yönetim tarafından saldırı altında. Asıl saldırı yönetimden geliyor bu temel değerlere. Yani 30 yıldır Türkiye'nin bölünmesi faaliyetine bütün imkanlarıyla destek veriyor Türk Tayyipler Birliği. Arkadaşlar örneklerini verdi. Çok daha fazla örnek var. Kaynakların önemli bir kesimi bu bölücülük faaliyetlerinin şeyinde kullanılıyor. Finansmanında kullanılıyor Türk Tayyipler Birliği'nin. Şimdi bunların hepsi konuşulmaya başlanacak böyle bir zamanda. Yani asıl saldırı mevcut yönetimden. Çünkü temel değerlerini ifade ettim. Ulus devlet, yani bizim mesleğimizi icra ettiğimiz ortam cumhuriyet, yani ulus devlet. Bu çerçeveden baktığınızda yani durum çok daha vahim. Şimdi bunların hepsi artık açık açık konuşulmaya ve tartışılmaya başlanacak. Şimdi çeşitli şimdi tabii tanıyoruz arkadaşları. Ben dedim Raşit'i, yani Türk Tayyipler Birliği Başkanı. Biz aynı lisedeniz. İşte oradaki çeşitli isimleri de çok uzun yıllardır tanıyorum. Burada kişilerin şahsına dönük bir şey kullanmıyorum, ifade kullanmıyorum. Ama zaman naiflik yapılacak bir zaman değil. Yani iş eğer naifliğe kalırsa, benim en yakın arkadaşım Doktor Serhan Bolluk, Ergenekon operasyonundan 1,5 yıl içeride yattı. Yani benim hemen aklıma o geliyor. Benim de en yakınlarımdan biri 6 yıl yattı diye. Her ne kadar yani, doktor değilse de yani. Yani hepimiz aklımızı başımıza toplamak zorundayız. Yani kimse biz oyun oynamıyoruz. Biliyorum ki Merkez Konsey üyeleri de oyun oynamıyorlar. Tabii
canımız sıkılıyor onları kötü pozisyonlarda gördüğümüzde. Ama yıllardır yapılan uyarılar var. Yıllardır yapılan uyarılar var ve artık daha hangi uyarıyı yapmak icap edecek arkadaşlarımıza? Evet, yüreklerimiz titriyor ama gerçekler maalesef ortada. Şimdi söylediğim gibi şimdi meselenin birçok yönü artık daha açık konuşulmaya başlanacak. Tabii duygusal şeyler olacak. Onlar hiçbir zaman bitmeyecek. Ama duygularla ne meslek yürüyor, ne vatan bütünlüğü sağlanıyor, ne barış sağlanıyor. Kararlılıkla barış sağlanıyor. Ne de halk sağlığı sağlanıyor. Evet. Tabii. Yani evet, halk evet. Sağlığı derken gripten bahsetmediğimiz anlaşılıyor. Eliniz tereddüt ettiği zaman barış uçuyor, gidiyor. Kan geliyor. Evet, siz diğer tabip odalarında da görüştünüz evet. Galiba. Nedir bu oradaki bildiri şeyler? Bildiri çıktıktan sonra tabii hekim adayı olarak çok rahatsız oldum. Acaba aklımıza sorguladık. Bu bildiri tüm tabip odalarını mı yansıtıyor yoksa sadece TTB'nin başındaki merkez konseyi mi? 65 tane tabip odasını tek tek aradık. TTB'nin sitesinde bulunan iletişimleri var. Ve hepsini aradığımızda büyük karşı çıkışlar geldi. Ve sadece 65 deposundan 8 tanesi bu bildiriyi evet ben katılıyorum diyebildi. Onları da burada okumak istiyorum. Ankara ve İstanbul tabip odaları zaten merkez konseyin seçilmesini sağlayan en büyük delege çoğunu oluşturan tabip odaları. Yani Ankara ve İstanbul delegeleri zaten hala da merkez konseyi teşkil ediyor. Diyarbakır, Van, Şırnak ve Mardin tabip odaları. Bir de ayrıca Mersin ve Çanakkale tabip odaları. Açıklama yapmamakta ısrarcı olan sessiz kalan tabip odaları var. Ama büyük bir çoğunluğu şiddetle karşı çıkıp şunu belirtiyor. TTB bizi temsil etmiyor. Zeytin Dalı operasyonunda gönlümüz ordumuzdadır diyor. Ben onların da hakkını yememek için bu tabip odalarını okumak istiyorum burada. İzmir, Denizli, Amasya, Trabzon, Giresun, Karabük, Nevşehir, Çorum, Kocaeli, Kayseri, Konya, Isparta, Erzincan, Zonguldak, Balıkesir, Tokat, Kastamonu, Şanlıurfa ve Ordu ilinin tabip odaları bunu desteklemiyor. O yüzden bundan sonraki açıklamalarda basında da böyle yer alması gerekiyor. TTB Merkez Konseyi'nin yaptığı bir açıklama denmesi gerekiyor. TTB'nin isminin karalanmaması, hekimlerin isminin karalanmaması açısından. Çünkü hem Hikmet Hocam'ın değindiği TTB değerlerini yıpratıyorsunuz sözüne bu çok güzel bir argüman aslında. 65 tabip odasından sadece 8 tanesi bu bildiriyi paylaşıyor. Esas siz yıpratıyorsunuz bu değerleri. Tayfun Hocam, nedir o değerler? Yani birazcık onların üzerine isterseniz. Tabii aslında bu değerler şimdi Tayfun Hocam'ın yemin olayını söyleyince bize hep en başta örnekler verirler Hipokrat diye. Hipokrat'ın güzel bir sözü vardır. Bir söz verdim ki geri dönemem diyor. Bu yemini anlatıyor. Şimdi şunu düşündüm ben. Hipokrat İstanköy'de tabii bugün Ege Adaları kısmi işgal altında olduğu için Kos Adası olarak geçiyor. Hani ne yazık ki Kos Adası deyince herkes tanır ama esas ismi İstanköy'dür onların. İstanköy'de hekimlik yaptığı sırada düşünelim. Bir tabii o zamanlar vatan, emperyalizm kavramları yok ama yine de işgal kavramları var. Karşı adadan ya da başka bir ülkeden bir saldırı geldiği zaman bu andı mı okuyacak yoksa eline kılıcını, kalkanını alıp o da savaşa katılacak ya da oradaki savaşan askere destek mi verecek? Yani bu yemin de aslında şey değil. Her koşul altında ben sadece barışı savunuyorum şeklinde değil. Barışı savunduğunuz zaman kendi yaşadığınız bölge içerisinde özgürlüğünüz için savaşmak da zorundasınız. Burada bunu göz ardı etmemek lazım. Aynı zamanda tıbbi geleneği yaşamının büyük çoğunluğu zaten savaş ve koşullarında da serpilmiştir. Bilim en çok bu alanda gelişmiştir. Örneğin demin ismini zikrettiğim Tevfik Sağlam tifüs aşısını bu savaş sırasında bulmuştur. Tıbbi Hikmet yine aynı şekilde savaş sırasında kendi askerlerinin üzerinde o aşıyı denemiştir. Yani bu alanlarda hem tıbbın hem tıbbiyeli harbiyeli kardeşliğinin gelişmesi olmuştur. Bu evrensel değerler de halkın sağlığının korunmasıdır. Burada şu soruyu sormak lazım. Türkiye'de bir yılda 17 tane bomba patlatılırken, ABD 4900 tır silahı PYD'ye verirken ya da askerlerimiz bankamatikte, sivil halde çocuğunun yanında vurulurken barış ya bu bildiri okunmadı da neden terörle mücadele sırasında barış nöbetleri tutulmaya başlandı? Neden Zeytin Dalı operasyonunun 4. gününde bu bildiri okundu? Bunu cidden izleyicilerimizin ve tüm hekimlerin TTB yönetimine, Merkez Konseyi'ne sorması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, yaşatmak için dedikleri şey aslında yarın öbür gün bir savaş olsa biz de yaşatmak için çaba sarf edeceğiz. Yani
elimize geçen bir düşman askerini de kafasına bir tane beylik tabancamızı, biraz önce söylediğim tabancayı çıkartıp da kafasına bir tane sıkmayacağız. Hipokrat andı bu. Yani Hipokrat'ın yaşatmak dediği, bizim diğer meslektaşlarımızın, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin kastettiği savaşa hayır, barış hemen şimdi dedikleri, bildirinin içinde kastettikleri şey bu olmalıydı. Ama onlar öyle başka bir perdeden bakıyorlar ki olaya. Yani Hipokrat'ı alet ettikleri dediğim o. Elbette bütün meslektaşlarımız savaş anında da önüne kim gelirse gelsin üniformasına bakmaksızın tedavi edecek. Ondan sonra diğer gerekli makamlar ona ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Tutuklayacaksa tutuklayacak. Ne yapacaksa yapacak. Ama Hipokrat'ın, biraz önce Eren'in bahsettiği İstanköylü Hipokrat'ın öğrencilerine vaaz ettiği öğüt böyle yaşatmak. Yani savaş kararları parlamentolarda alınıyor. Savaş kararını tabip odaları veya Türk Tabipler Birliği gibi kurumlar almıyor. Hükümetler uyguluyor programları. Hükümetlerin uyguladıkları programlara herhangi bir yerinden kuyruğuna takılarak odalar muhalif kalmak veya yanında olmak şeklinde hareket ediyor. Ama şimdi içinde bulunduğumuz savaş bir vatan savaşı. Orada savaşan askerlerimiz, bir ara biliyorsunuz saray savaşı, saray savaşı diye tutturanlar olmuştu. Bu Tayyip Erdoğan'ın saray savaşı diye. Orada savaşan askerlerimiz... Bu biraz onun uzantısı almak galiba değil mi? Yani öyle düşünenlerin tavrı. Tabii bu düşünce, bu ifade onların tavrı. Orada savaşanlar Tayyip Erdoğan'ın Rizeli hemşerileri değil. Orada savaşanlar AKP kadroları da değil. Orada savaşanlar Vatan Partili ailelerin çocukları, AKP'li ailelerin çocukları, MHP'li, CHP'li veya hiçbir parti taraftarı olmayan ailelerin çocukları. Lazlar, Çerkesler, Boşnaklar, yani Türk milleti. Orada savaşan askerlerimiz Türk milleti. Tayyip Erdoğan'ın askerleri değil, Türk milletinin askerleri. Bunun için iç cephede... Ama kendi çocuklarını göndersin dediler bazıları. Yani bazı partilerimiz, evet. Siz... Yani hepsi işte, arkasında durdu diyorsunuz da ben çok katılmıyorum ona. Yani sonradan yani o, biraz mecburen dönmek zorunda kaldılar, evet, da. Göstermelik hemen birkaç gün bekledikten sonra bir, evet, o nefesi çıkarttılar ama gene titrek, gene, evet, titrek. Çünkü hiçbir zaman kalpten arzu ederek yürüdükleri bir yol değil. Evet, bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayınız lütfen. İyi akşamlar tekrardan. Elin Namur'undan Türk Tabipler Birliği'nin Afrin açıklamasını konuşuyoruz. Çok değerli konuklarım var. Sayın Doktor Hikmet Çevik, Sayın Tayfun Budak ve Sayın Eren Öztürk, Tıp Fakültesi öğrencisi 4. sınıf bizimle birlikte. Savaşa hayır, barış hemen şimdi diye bitiyordu değil mi açıklama? Şimdi barış olursa ne olur? Ne demek yani? Bak, konuşmanın başlangıcında belirttim. Biz barışın ne olduğunu biliyoruz. Ben bilmiyorum. Türkiye halkının gözünün önünde cereyan etti bütün olaylar. Ordu Diyarbakır'a, Sur'a, işte Cizre'ye gittiğinde ne gördü? Biz de gördük, izledik televizyonlardan. Şehrin altı olmuş tünel. Barış. Barış tünelleri onlar. Yolların, asfaltların altından bombalar çıktı. Bu hepimizin gözünün önünde oldu. Yani işte barış bu. O zaman bu da insanlık suçu, siviller öldürülüyor vesaire diye karşı tabii çıkıldı. Yani açılım süreci boyunca barışa hazırlanmış orası. Onu gördük yani. Barışın ne olduğunu gözümüzle, yani somut olarak gördük. Kepçeler, belediyenin kepçeleri, tüneller hazırlamış. Artık o tünellerde parti yapacaklardı anladığım kadarıyla. Ama öyle olmadığı çıktı ortaya. Operasyonlar başlayınca barış bu. Yani istenen barış da bu. Şu anki barış terör koridoru oluşsun. Yani ikinci İsrail oluşsun. Akdeniz'e ulaşsın. İkinci İsrail ta Kuzey Irak'tan başlayarak onlar istediği barış bu. Amerikan barışı. Bu bir başarı mıdır? Başarı nedir peki şimdi? Başarı Türk yani ordusunun şimdi yaptığı. Türk ordusu gidiyor. Orada askerler
Atatürk'ün söyler mektubunda hatta yazar. Ölüyor, öleceklerini biliyorlar der. Yani 2 dakika sonra, 3 dakika sonra öndeki sıraya işte size ölmeyi emrediyorum dediği Çanakkale Savaşı'nda Allah 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 diye gidiyor. Yani bunu çok tanımlayarak anlatır. Madame Corinne yazdığı mektupta da var o Atatürk'ü. Ben diyor böyle bir millet görmedim diyor. Yani bir önceki gidiyor, orada öldürülüyor, arkasından öbürü de gidiyor. Yani size ölmeyi emrediyorum diye. Şimdi böyle bir size kazanmayı emrediyorum demişiz. Evet. Vatanın birliğini, bütünlüğünü için canını ver. Zaten gidenler de aynı öyle söylüyor. Ne diyeceksiniz diyorlar. Bilmiyorum izliyor musunuz şeye binerken tanklarına yahut da cemselere binerken askerlere bir diyeceğiniz bir şey var mı diye soruyor gazeteci yahut da kim varsa orada. Düğüne gidiyoruz diyor kimi. Kimi işte dönmeyebiliriz diyor. Yani o şeyle gidiyor, bilerek gidiyor. Siz şimdi arkasından dur bir dakika barış yap derseniz bu başarı onların hayatını kurtarmış olmaz mısınız? Bu başarı anlamına gelmez mi? Mehmetçik tabii şimdi çok mübarek bir iş yapıyor. Dünyanın belası Amerika'nın Orta Doğu'da kurmak istediği ikinci İsrail'i engellerken bakın işte El Baba girdik. Bütün etrafımızdaki herkesle kavgalıydık. Şimdi herkesle dost olduk. Dostlarımız arttı. Mehmetçik hem girdiği yeri değiştiriyor, hem bizi değiştiriyor. Bakın bu tartışmaları yapıyoruz. İçimizde önemli değişiklikler başladı. Daha da devam edecek çünkü çok uzun bir süreç bu. Hem de dünyayı değiştiriyor. Yani öyle mübarek bir iş yapıyor. Dünyaya barış getiriyor Mehmetçik. Evet, terörü burada. Evet. Düşünsenize İsrail'in, ikinci İsrail'in kurulduğunu, 4 tane ülkeyi darmadağın ederek, bunların birbirleriyle devamlı savaştığı ve savaşın artık şeye doğru, doğuya doğru yayıldığı bir ortamı düşün. Devletlerin paramparça hale geldiği. Bunu engelliyor Mehmetçik. Ve bunu yaparken bu sadece bir silah sıkmak, kurşun atmak meselesi değil. Değiştiriyor, dönüştürüyor. İçeriği de değiştiriyor, dönüştürüyor. İçeride şimdi ne? Üretim ekonomisine geçeceğiz diyoruz. Bu değişikliğin de motoru Mehmetçik. Bir de Suriye'nin de tabii meselesi var. Yani Suriye'nin de toprak bütünlüğü ve evet, egemenliği meselesi var. Ulus devletlerin yeniden tahkimatını sağlıyor. Dedim ya, dostlarımızı artırdı. Irak'ta dost olduk. Bizim Cumhurbaşkanımız Irak Başbakanı'na olaydan diyelim 3 ay önce ağza gelmeyecek laflar ediyordu. Dost olduk şimdi Irak'la ve kansız bir şekilde Kuzey Irak'taki kukla devleti yani balon gibi patlattık ve söndürdük. İşte İran'la sorunlarımız vardı. İran'la dost olduk. İran'la görüşüyoruz. Askerlerimiz askeri işbirliği yapıyoruz artık. Asker yani silah arkadaşlığı yapıyoruz. Rusya'yla dost olduk. Bunların hepsiyle biz kavgalı ve problemliydik. Yani Amerikan koridoru şeyinden, bağrından hançerlendi Elbap'ta Türk ordusunun yaptığı operasyonla. Şimdi bunun bir aşaması daha kaldı. Suriye ile dolaylı işbirliklerinin yapıldığı görülüyor. Herkesin kafasında yarın, çeşitli planlar yarın, da olsa da. Yarın aydınlıkta anlam, yani birden düşünmeye çalışıyorum. Bazen ben bir gün önce okuyorum da aydınlık. Evet, yarın önemli bir haber var. Diyor ki biz askerlerle görüşülmüş, askeri kaynaklarla biz ilişkiyi kurduk. Sıra siyasette diyorlar. Yani onlar savaşırken birlikte bir şekilde temas ediyorlar anlaşılan ki bu kadar başarı için belki de ön şartlardan biri. Ben küçük bir şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Aslında bu bizi değil izleyenleri açmak için. Genellikle avukat benimdir burada ama buyurun bu görevde sizin evet. Olsun. Şimdi biz hep
Cizre'de surdaki hendeklerden, aşağıdaki tünellerden başlattık konuşmayı diye. Şimdi empati yaptı izleyenler, diyorlar ki kardeşim o tüneller, o silahlar oraya yığılırken kim seyretti? İki kelime bundan bahsetmek istiyorum. Oslo görüşmelerinde ortaya çıktı biliyorsunuz, yıllarca Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı müsaade etti. Göz yumdu ve bunlar başımıza geldi. Eyvallah izleyen kötü niyetli vatandaşlarımıza kötü söylüyorum. Niyetli ya da bize kızan, yani bize kızan. Ve yıllarca bu kafasında kanal, bu tür sorular, bu tür olan, sorular diyelim. Olan. Evet. İzleyicilerin avukatı da benim, affedersiniz kusura bakmayın. Evet. Ve bu kanallarda, bu stüdyolarda da bunlar tartışıldı. Çok şiddetli dillerle eleştirildi. Fakat halkımıza özellikle ifade etmek istediğim bir şey var bu noktada. Hükümet hakikaten 24 Temmuz'da ciddi bir kararlılık gösterdi ve 180 derece döndü. Şimdi tamamen Türkiye'nin çıkarı için, tamamen olmasa bile, titrese bile ufak tefek, hadi 180 derece değil diyelim de 160 derece geri döndü. Neyse, şimdi, keyfinden dönmedi ama döndü. Keyfinden dönmedi yani. Ama döndü. Biz döndürdük. Şimdi bunlara neden yapıyorsun diyecek halimiz mi var? Yani bizim hayal... Daha çok döndü demek. Daha çok döndü. 180 değil. Evet. Daha yani çok. 160 değil, 180 döndü. 180'e döndü. Ve yani bizi izleyenlerin bunu özellikle anlamasını istiyorum. Elbette biz o safhalarını biliyoruz. Ve o safhaları bu stüdyolardan değişik isimler aracılığıyla defalarca, binlerce, on binlerce kere ve en belki de mahkemelere gidecek kadar sonuçlanan, hükümet tarafından suç duyurusu olarak algılanacak ifadelerle sonuçlanan programlar sonunda hep bunlar tartışıldı, konuşuldu. Fakat şu andaki mevzumuz gerçekten bir vatan savaşı. Bu vatan savaşı bu hükümet tarafından idare edilen, bu ordu tarafından sevk ve idare edilen bir vatan savaşı. Ve burada ordumuza destek olmaktan başka ve onlar için her türlü desteğimizi vermekten ve dua da etmekten başka yapacak bir işimiz yok. Yani Allah ordumuzu muvaffak etsin diyeceğiz ve buna karşı yönelen her şeye de dimdik duracağız artık. Yani bir savaş ortamındayız ve karşımızdaki bir PYD, YPG çapulcu ordusu değil. Onlar zaten ordu değil. Ordu olmak için geçmiş yılları da yok, gelenekleri de yok, birikimleri de yok. Ama karşılarında 2000 yıllık bir Türk ordusu var. Geleneğiyle kurduğu devletler ve imparatorluklarla, yıktığı devletler ve imparatorluklarla, dünyaya nam salmasıyla... Ordumuz muvaffak olacaktır muhakkak ve biraz önce söylediğiniz gibi eğer Suriye'nin bütünlüğü konusunda hükümet titrek adımlar atmaz ve işte ifadelerine dikkat eder, oralarda işte yerel yöneticiler, yerel yerleşenlere oraları teslim etmeyi düşünüyoruz falan gibi laflar yerine biz Suriye ile barışıyoruz, Suriye ile el sıkışıyoruz diyecek olursa zaten Amerika tası tarağı bırakıp yani buraya yüklediği silahları da bırakıp kaçacaktır. Dayanması mümkün değil. Bir cephe, iç cephe de savaşta bir cephe sonuçta. Yani bir dış cephe var. Düşmanla yüz yüze geliyorsunuz. Ama bir de arkanızın sağlam olması lazım. Nitekim yani Kurtuluş Savaşı'nda da somut olarak böyle davranıyorlar. İstanbul da çıkan işte Dürizade'nin yayınladığı bildiriler vesaire. Allah için Mustafa Kemal'in şeyine karşı savaşın, kuvvetlerine karşı savaşın diye bildiriler yayınlanır. O bildirilerden etkilenmesin diye ve İstanbul basınından moral bozucu etkisinden korumak için, milleti birleştirmek için emperyalizme karşı yüzünü döndürmek için Atatürk bir kararla şeyi yasaklıyor. Yani İstanbul basınının Anadolu'ya geçmesini yasaklıyor ve hakikaten ve kendi basınını kuruyor. Anadolu Ajansı kuruluyor ondan kısa bir süre önce. Ondan sonra kendi gazeteleri çıkmaya başlıyor. Kendi eliyle abone yapar vesaire. Yani propaganda iç cephede önemli. İç cephede silah kadar önemli diyelim. O antipropaganda ve propaganda, doğru bilgilendirme önemli. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu
partinin genel başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yani söylemeden edemeyeceğim. Kendi. Biraz daha yüksek sesle. Eski bir CHP'li olarak diyorsunuz. Eski bir CHP'li olarak. Ondan çok da sonra... eski değil, ne kadar zamandır CHP'li değilsiniz diyeyim. Aslında hepimiz CHP'liyiz. Yani, altı ok kovaladığımıza göre, ama hiçbirimiz yeni CHP'li değiliz. Yani matematiğe böyle bakmak lazım. Altı ok şiarımız. CHP'nin altı okunu ben kırık gördüğüm için. Altısını birden kırık gördüğüm için ayrılmıştım. Yani ona da yakışmadı. O süreçte çünkü ben de sizi tanıyorum. CHP'liyken tanıdım ben sizi. Ben beni CHP'liyken tanıdınız. Evet. Biraz o mücadelede payım var mı acaba? Kırık okların şeyi konusunda. Evet, peki. Yani tabii iş cephe derken şurada önümde tarihler var. İsyanlar tabii bir taraftan dış cepheye karşı mücadele ederken her tarafta Ankara'da 1920'den sonra müthiş bir Ankara'yı çevreleyen yakılan ateşler var. İç isyanlar her tarafı sarmış durumda bastırabilmek için. Peki, aslında ben başka bir şey konuya geçmek istiyorum. Şimdi diyelim Türk Tabipler Birliği'nin Merkez Konseyi'ni eleştirdiniz. Ankara ve İstanbul konusunda sizin arada bir uyarınız da vardı. Onlar da 8 tane değil 6 tane diyorsunuz katılmayan. Başlangıçta bildiri yayınlamadı. Ankara Tabip Odası da yani bu işte gözaltılardan sonra. Gözaltı olayından sonra işte bir duygusallık oluştuktan sonra bildiri yayınladılar. Hangi amaçla yayınlamadılar bunu, ama yayınlamadılar sonuç olarak. Ankara Tabip Odası Başkanı'nın bir Hürriyet'te benim okuduğum ifadesi var. Gözaltılar sonrası TTB'yi ziyarete gidiyor. Orada şunu söylüyor. Bu saldırı TTB'nin söylemlerine değil, eğer Hürriyet'in haberi doğruysa, değerleri nedir diyor. Biz onun için buradayız diyor. Ben onu da izleyicilerin takdirine sunuyorum bunun ne anlama TTB geldiğini. Evet. Peki diyelim siz TTB başkanısınız. Ne yapardınız yani hekimler önünüzdeki dönem açısından? Yani bilmiyorum, ekleyeceğiniz bir şey var mı bu bildiri konusunda? Yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum. Evet, biraz evet. Ben yani eleştirmek işte o kötü yapıları falan değil, onun yerine sizi oturtuyorum diyelim genel başkanlığa. Ne yapardınız hekimler için yapılması gereken bugün neydi? TTB'nin bugün alması gereken tavrı aşağı yukarı şey konusunda çıkardık. Yani savaş konusunda, Afrin harekatı konusunda diyelim. Onu bir miktar anlaşıldı. Yani Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ne yaptılarsa onu çok açık. Taraf yani olmak lazım burada. Çok açık. Zaten şeyi yine konuşmanın başında ifade ettim. Yani bu bildiriyi yayınlayan arkadaşlar öyle önüne gelen, ya pasifist değiller. Böyle her savaşa karşıyız. Çiçek çocuğu, çiçek değiller çocuğu falan değiller. Öyle bir şeyleri ne bir deklarasyonları onlar da bir taraflar var. Yani bir taraflar, anlamda taraflar tabii. Ama karşı taraflar. Öyle gözüküyor. Şu öyle anda gözüküyor. Aldıkları pozisyonla karşı taraflar. Şimdi şu anda Türkiye'nin geldiği çerçeveye bakarsak ne Türk halkı, Türkiye halkı, ne hekimler böyle bir tutumun arkasında değiller. Ordumuzun arkasında herkes kenetlenmiş vaziyette. Zaten bildiri yayınlandığında da ortaya çıktı. Bu harekat son derece meşru. Dünyanın desteğini almış vaziyette. Amerika dışında açıktan karşı çıkan, yani dişlerinin arasından çeşitli laflar eden ülkeler olmakla birlikte karşı çıkan açıktan, o bile açıktan karşı çıkamıyor ama biliyoruz çünkü onun organize ettiği harekat. Bir tek o karşı çıkıyor. Yani dünyanın desteğini almış. Kendi halkının desteğini almış. Biz işte hekimiz, hekimlerden de aldığı desteği görüyoruz. Şimdi bu nedenle bu bir şeye varacaktır. Boşuna söylemedim Mehmetçik hepimizi yine değiştiriyor diye. Mehmetçik, ya ordumuz Türk milletinin kristalleşmiş iradesi. Aslında onun bir şeyi, içinden çıkmış özü. O artık son kerte olarak silah kullanıyor. Ve kullanırken de yani Türkiye'nin değiştiğini, yani değişme sancıları yaşadığını çok açık görüyoruz. Türkiye artık 50 yıllık Atlantik'ten Asya'ya doğru bir yürüyüşe başladı. Mehmetçik bu yürüyüşün
Kaması, Koçbaşı. O bir siyasi irade tabii. Yani esas olarak yönlendiren o siyasi irade. Yani, Mehmetçiği orada vatan savaşına, saray değil, vatan savaşına süren. Temizleyerek yol açıyor Mehmetçik. Evet. Yani işte dostluklar kuruyor, dostlukların oluşmasını belayı engelliyor, dünyanın önüne gelen belayı engelliyor. Ve dediğim gibi bu bir özel bir ortamda oluştuğu için işte mesela TTB açıktan, TTB Merkez Konseyi'nin yaptıkları hiç şimdiye kadar olmadığı şekilde açıktan önemli değişiklikler olacak önümüzdeki dönemde. İşte Türkiye şimdi üretim ekonomisine geçme sancılarını yaşıyor. Eski dostluklarını bırakıyor, yeni dostluklar kuruyor. Bu yeni dostlukların kurulması yani toplumun içinde de çok önemli dönüşümlere, değişimlere neden olacak. Örnekler verelim. Burada televizyon programlarında da söyledik. Daha yeni yaşadık. Bunlar tabii daha henüz tam bir noktaya gelmiş değişiklikler değil ama mesela üretim ekonomisi, işte kamu yeniden konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Daha yeni mesela bir taşeron kararnamesi çıktı. Çok üzerinde gürültü kopartıldı ama yani sağlık son dönem... Sağlık sektörünü de oldukça yakından etkiliyor bazen. 1 milyon özel sektör işçisi, yani taşeron işçi, kamu işçisi haline geldi. Çok büyük bir kamulaştırma, devletleştirme operasyonu bu aslında. Bu kısmı böyle sanki gözükmez gibi oldu. 1 milyon kişi devlet görevlisi, yani kamu işçisi haline geldi. Şimdi benzerini, şimdi bunlar günlük hayatımızda henüz yavaş yavaş yansıyor. İşte üretim ekonomisi denen şeyin girişleri bunlar. Çeşitli düzenlemeler ve haksızlıklar var ama esası bu. O eleştiri ayrı. Her düzenlemenin eleştirilecek her zaman yanı vardır ama baktığınız zaman toplamda bu bir kamulaştırma, devletleştirme. Ben bir iki sene önce bahsi geçince inanmamıştım böyle bir şeyin olabileceğine. Ama şimdi oldu. Ya yani 1 milyon kişi ve bunun devamının geleceği belli oluyor arkasından. Bizim sağlıkta çok önemli bir değişiklik oldu. Henüz günlük hayata yansımadı ama bakın 2011 yılında Sağlık Bakanlığı bütün hizmet birimlerine, hastaneler, işte eczacılık hizmetleri, tıbbi malzeme hizmetleri, yani bütün hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığı'nın, yani devletin dışına çıkardı. Kararnameyle taşıdı. 2011 yılında açılım bütün hızıyla devam ediyordu. Aslında açılım denen şey devletin parçalanması. Sağlık da Cumhuriyet'in önemli ayaklarından bir tanesi, kurucu ayaklarından bir tanesi. Sağlık hizmeti, devletin vermesi. O da yani devletin parçalanmasının bir unsuruydu bu. 2015 yılında ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti artık karar verdi, ben bu bölünme işinden vazgeçiyorum ve operasyona başladı Diyarbakır'da, yani Güneydoğu'da, PKK'yı hendeklerde vurmaya başladı. Hayatımızda değişiklikler de olmaya başladı. Yani çünkü sağlık, yani sağlıktaki özelleştirme bu, yani çözüm sürecinin aslında açılımın, yani devletin çözülmesinin bir parçasıydı. Devletin çözülmesi durdu ve yeni 4 ay falan oldu. 4 ay belki olmamıştır. 694 sayılı kararname ile bütün o devletin dışına attıkları bütün hastaneler, hizmet birimlerini olduğu gibi tekrar Sağlık Bakanlığı'nın içine aldılar. Şimdi vatandaş şeyi fark edemiyor. Günlük hayatında bir değişiklik yaratmadı. Çünkü bu bir çatı kararname. Bunun şeyi gelecek. Arkası devamı gelmek zorunda. Ya yani sağlıkta dönüşüm iflas etti. Yani özelleştirme, sağlığı devletin sorumluluğundan çıkarma faaliyeti çözüm sürecinden vazgeçtiği anda, Türkiye yani o açılım meselesinden vazgeçtiği anda bundan da vazgeçmiş oldu. Devlet yeniden devlet olmaya başladı. Bunu da kendi keyfinden yapmıyor. Başka da tabii değişiklikler var. Yani bir sürü değişiklik oluyor artık şeyde. İşte Tuncay Özilhan'ın konuşması boşuna olan bir konuşma değil. Bunun olacak günlük hayatımızda somut karşılıkları. Her alanda bir kamu ya da milli leşme diyelim bakış açısı kendini, sizin biraz önce birkaç kez altını çizdiniz. Mehmetçik hayatımızı
değiştiriyor tabii diye ama o uygulayıcı dostlarımızı değiştiriyor. Açısından. Her şeyimizi değiştiriyor. Evet, Türk Tabipler oradaki yürümesi onun, belki de onun değişmesini istemeyenler olabilir mi bu konuda? Yani niye böyle değişiyoruz? Yeniden kamucu oluyoruz, yeniden millici oluyoruz. Gericilik falan da böyle diyorlardı. Milli olmakla öyle midir? Mehmetçik dedik ya, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi askere nasıl bakıyor? 15 Temmuz'dan sonra yaptıkları bildiriden 19 Temmuz'da, 15 Temmuz'dan sonra 4 gün bekleyip 19 Temmuz'da yaptıkları açıklama, 15 Temmuz faşist askeri bir darbe girişimidir. Dördüncü gün yaptıkları yorum bu. 15 Temmuz. Faşist askeri bir darbe girişimidir. Acaba ve 23'ünde yaptıkları açıklamada... Burada bir taraf meselesi mi var? Bir başka bir taraftan. Biz bu taraftan bakıyoruz galiba. Onlar öbür taraftan 23'ünde bakıyor. Yani 15'inden 8 gün sonra yaptıkları açıklamada da bu ülke daha önce de askeri darbeleri, darbe girişimlerini gördü diye 15 Temmuz'a atıfta bulunurken böyle. Yani Mehmetçiğe bakış açılarım. Türk ordusuna bakış açılarım bu. Sadece Mehmetçik meselesi değil galiba. Hani antim çiçek çocuk diyorsunuz ya siz. Sadece o antimilitarist bir bakış açısı değil, hendeğin bu tarafından yahut da işte cephenin bu tarafından baktığı için tabii başka şey görüyoruz. Yani biz başka bu şey bakıyoruz. Bu meslektaşlarımız o hendeğin içinde çünkü. Oradan bize bakıyorlar. Karşı taraftan, evet. Yani başarı derken, Mehmetçiğin başarısı derken başka bir şey anlıyor. Biz daha doğrusu başarı derken biz Mehmetçiğin başarısı anlıyoruz. Emperyalizme karşı mücadelede başarılı olsun. Memleketin birliği bütünlüğü açısından başarılı olsun istiyoruz. Onun için de onun moralini bozmadan, arka cephesinde gedik açmadan yürüsün gitsin istiyoruz. Değil mi? Kafası sağlam ve sağlıklı olsun istiyoruz. O da başka türlü başka şey diyor. Yani. Evet, öbür taraftan durdurmaya çalışıyor bu şeyi. Evet, siz olsanız yani önümüzdeki hekimlerin sorunlarına bir anlamda ben geçiyorum olsam, artık. Şirin evleri birbirinden de çok tabii bağımsız olmadığı anlaşılıyor. Tabii. Yani kamuculuk anlayışı, milli şirin birlik evleri, hepimiz, Şirin Evler semtini hepimiz biliyoruz. Ataköy Şirin Evler Kavşağı. Orada fizik tedavi hastanesi vardı. 100. yıl hastanesi. Dev gibi bir hastane. Belki de Avrupa'nın en büyük hastanesi. Şimdi yerinde bir özel hastane var. Ben olsam daha o inşaat halindeyken bütün doktorları, internleri dikerdim oraya. O inşaatın yapılmasına, o ihalenin yapılmasına, o hastanenin oradan taşınmasına müsaade etmezdim. Yani devletin en büyük, en önemli arazilerinden birinde kurulu bir hastanenin yerine bir özel hastane. Çok basit. Herkes önünden geçmiş olabileceği için, birçok izleyici orayı görmüş olabileceği için bu örnekle anlatmak istiyorum. Çok basit bir örnek ama orayı vermezdim. Sonra hekimler köle, yani devlette çalışan hekimler konusunda Hikmet arkadaşım tabii ki benden çok daha bilgili, devlette çalışıyor. Ama ben özel hekimlik yapan hekimlerin sorunları konusunda çok bilgiliyim. Özel hekimler, bir köşe yazısı yazmıştım, vesikalı yarim, vesikasız doktorum diye. Bir genel ev kadının bile elinde bir vesikası var. Diyelim ki bir vilayetten öbür vilayete gideceğinde o vesika onun çalışma belgesi. Çalışacağı vilayetin valisine gidip orada çalışabiliyor. Bizim vesikamız yok. Bizim vesikamız hastane patronlarında. Yani sağlık sistemini şu hale getirdiler. Özel hastanelerin kadroları var. Diyelim ki X hastanesi. X hastanesinin iki tane üroloji kadrosu var. Hastane patronunun bir de damadı var. Kızı evlendi ya ürolog. Ya damat gel benim hastanemde çalış diyemiyor. Çünkü iki tane kadrosu var. Üçüncü yok. Sizin kayınpederin hastanesi mi var yoksa? Benim kayınpederim emekli albay. Yani öyle ilginç bir hale getirdiler ki çalışma dolayısıyla tabii bütün hekimler hastane patronlarının kucağında. Yapacak, pırılacak yerleri yok. Yapabilecek işleri yok. Yani iki dudağının arasında. Köle gibi çalışıyorlar. Köle gibi çalışıyorlar. Devletten daha sıkıntılı koşullarda çalışıyorlar aslında özel hekimler. Ekonomik kaygılar siz var. Siz de tabipler odasına bağlısınız değil tabii, mi? Tabii tabii. Aslında tabipler odasına bağlı olanlar biziz. Neden? Bizim için mecburi. Yani bir özel hastanede çalışmak ya da muayenehane açmak için Türk Tabipler Birliği'ne kayıt olmak şart.
Ama devlette bu da aslında değişmesi gereken ve Türk Tabipler Birliği'nin, tabip odalarının yasal düzenlemeyle mutlaka hayata geçirmeleri gereken bir şey. Asistanların böyle bir zorunluluğu yok. Hekimlerin %70'i belki, ne kadardır hikmet var mıdır %70'i? %70'i en az odaya kayıtlı değil. Dolayısıyla kanaatini bildirip de seçimde oy kullanmıyor. Çünkü odanın üyesi değil. Bütün hekimleri odaya üye olmak zorunda bırakmak lazım. Bir mecburiyet yok. Yani gibi barolar yok. Devlet, gibi değil. Hayır, devlette öyle bir mecburiyet yok. Ama özel hastanede çalışacaksanız sağlık müdürlüklerine teslim edeceğiniz formların içinde sağlık tabip odalarına alınmış bir belge olması gerekiyor. Bunu şart koşmuşlar. Fakat devlette böyle bir şart yok. Devlette keyfe kadar isterseniz tabip odalarına üye olmayabilirsiniz. Tabip odasının görevlileri nedir? Ne yapıyor? Siz tabii şey yapacaksınız, mezun olacaksınız. Tabii. Ondan sonra başka bir süreç bekliyor. Evet. Değil mi? TUS süreci bekliyor. Asistanlık süreci, uzmanlık süreci. Uzmanlık. Ama derhal, yani bu olayları gördükten sonra mezun olur olmaz bulunduğumuz dildeki tabip odasında üye olmayı ben ve arkadaşlarım düşünüyoruz. Yani çünkü İstanbul'da bile 2 ay sonra bir seçim var Nisan ayında. Hani 30 bin üyesi var yaklaşık İstanbul Tabip Odası'nın. Ancak 3 bin 4 bin üye oy kullanıyor ve mevcut yönetim iktidar oluyor. Önceki seçimlerden yaptığım araştırmayla. Yani bu son olayların bu süreci değiştireceğini düşünüyorum. Güç dengesini değiştireceğini düşünüyorum. Şimdi benim için çok genç tabii, erken tabii. Ben bir genç hekim adayı olduğum için ama ben aynı soruyu kendime de yönetmek istiyorum. TTP'nin başında olsam ne yapardım diye. Öncelikle bu bildiri yerine ben şu açıklamayı okurdum. Çünkü bu açıklamayı farklı bir konudan bağlayacaktım ama sorunuz çok iyi denk geldi. Şuradan bu açıklamayı önerecektim. Keşke Kemal Kılıçdaroğlu ya da meclisteki başka bir grup parti başkanları TTP bildirisi yerine bu bildiriyi okusaydı. Bu elimdeki bildiri İstanbul Tıp Fakültesi Atatürk Düşünce Kulübü öğrencilerinin, tıbbiyelerin Afrin'deki Mehmetçi'ye yazdığı bildiri. TTP başkanları ya da herhangi bir parti başkanlarının bu bildiriyi okumasını ben isterdim. Müsaadenizle bildiriyi okumak istiyorum. Tabii, buyurun. Afrin kahramanları, 2. Ordu'ya. Bizler İstanbul Tıp Fakültesi'nin vatansever tıbbiyeleri olarak Suriye topraklarında verdiğiniz vatan savaşında muvaffakiyet dileriz. Harbiye tıbbiye kardeşliği şanlı tarihine dayanarak devam etmektedir. Halkımızın ve milletimizin milli ruhunu tekrar dirilten sizlere minnettarız. Amerikan jönlerine ve onun kuklalarına karşı verdiğiniz vatan savaşında yanınızdayız. Allah yardımcımız olsun. Bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın evlatları ve hekimleri olan tıbbiyeliler, tıbbeli hikmet ruhu ile şer odaklarına karşı mücadele içinde ve şanlı Türk askerinin her daim yanındadır. Şeklinde bitiyor. Ne zaman? Bu 2 gün önce yollandı Afrin'e. 2. orduya yollandı. Yani tabip odaların bildirisinden sonra. Böyle bir tabip odası merkez konseyinin çağrısı varsa böyle bir öğrenci çağrısı var. Zaten diğer tabip odaları da bu çağrı yaptı. Yani bu minvalde bir şey okunması daha iyi olurdu ve diğer TTB bildirisini paylaşan ekiplerin de aynı şekilde bunu yapmasını önerirdim ben. Ben şimdi 15 tatildeyiz biz. Yakında okulumuz başlayacak. Memleketlerinden gelen arkadaşları sık sık arıyorum. Hani soruyorum. Hepsi bana şu cevabı veriyor. Şu an otogardayım diyor. Konuşamıyorum seninle. Burada bir kutlama var. Davul zurna çalıyor. Düğün havası var. Nedir? Burada askere yolluyorlar. Bu diyaloğu 3-4 kişiyle birden yaşadım. Yani şu an Türkiye'nin birçok ilinde otogarlarda halkımız evlatlarını askere yolluyor. Yani böyle bir havadayız aslında. Ve şöyle bir şey var. Bu konuyu sık sık arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman bizden farklı düşünen arkadaşlarımız tıpkı hekimlerin Hipokrat yemeğindeki fikir ayrılıklarını Atatürk konusunda da aslında tarihten biraz beslenme oluyor. Şu şekilde açıklanıyor. Ya Atatürk bile yurtta sulh, cihanda sulh dedi. Bu nasıl iş deniyor. Ancak onu o arkadaşlara şunları soruyorum ben. Atatürk o sözü kaç yılında söyledi? 1934. Peki Atatürk hangi savaşlara girdi? Trabluskarp'ta, Yemen'de, Kafkasya'da savaşan Atatürk değil miydi? Yani tüm savaş sürecini kazandıktan, tam bağımsızlığı sağladıktan sonra yurtta sulh, cihanda sulh demek elbette ki geçerli. Sanki bu bildiri okuyunca savaş kötüdür deniyor ya, bu bildiriden farklı düşünen insanlar da sanki savaş azmını, savaşmaktan zevk alan insanlar olarak tasvir ediliyor. Oysa ki insanlar en doğal hakları, yaşam hakkı için cephede savaşıyor ve şu an tüm milletimiz bu savaşın arkasında, vatan savaşının arkasında. Ben de burada bir hem tıbbiyelerin hem de bulunduğum üniversitenin Türk gençliğinin bir temsilcisi olarak bunları söylemiş olayım. Evet.
barışı sağlamak için savaşmak zorunda tabii şimdi. Onu da yapmaya çalışıyor. Evet, başka hekimlerin sorunları açısından, sizin aslında tabii önünüzdeki dönem açısından da atamalarda evet, epey sorunlar var diye biliyorum. Evet, şu an yoğun şekilde atamalarda çıkan sorunlar tuz devam ediyor. Sınavlarında vardı, FETÖ'cülük falan, onlar birazcık galiba ortadan kalktı mı? Evet. Biraz yani, temizlendi. Tabii büyük ölçüde temizlendi. Ama bunun yan etkileri de oluyor ama o da doğaldır sonuçta. Bazı sistemlerin aksaması büyük yarar için olan şeylerdir. Şu süreçler oluyor. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda diyelim daha doğrusu, aynı gün içerisinde bir öğrenci, bir asistan, bir hekim intihar etmişti. Şimdi buna baktığımızda sağlık sisteminin cidden bir yerde tıkandığını görüyoruz. Sadece hekimlik hayatında değil, eğitim hayatında da aynı şey geçerli. Sık sınav sistemleri olsun, yoğun çalışma hayatı ve rekabet ortamı bazı arkadaşlarımın kırmızı reçeteli yazılan psikiyatri ilaçları kullanmasına sebep oluyor. Yani arkadaşlarım derken öğrenci arkadaşlarım. Tabii tabii, sınav dönemlerinde öğrenci arkadaşlarımın dikkati arttıran, oturduğunuz zaman 8 saat birden çalışmanızı sağlayan, dikkat arttırıcı, odaklandırıcı ilaçlar kullanmalarına sebep oluyor bu rekabet ortamı. Asistanlarda da aynı şekilde birçok asistan abim ablalarıma sorduğum zaman hekime şiddetin çok ön planda olduğunu, birçok istifaların arttığı söyleniyor bu alanda. Yani belli çözüme muhtaç duruma gelmiştir artık sağlık sistemi. Biz şunu umardık, keşke Hikmet Hocam dedi ya, 30 yıldır bu durumda. 30 yıldır hep siyasi ve yanlış bir yönelimde TTB. Ama baktığımız zaman 30 yıl öncesinde Nusret Fişek diye bir isim var. Nusret Fişek hocamız. Sağlığı. Evet, halk sağlığı da anayasa yasa sokturacak güce sahip aslında TTB yarattığı kamuoyuyla. O zaman. O zaman. Ama şu anki olaylar savaş olmasın, barış olsun, hendeklere gitmeyin, Afrin'e gitmeyin olaylar şeklinde. Ben isterdim ki hekime şiddete dair bir açıklamada yapılsın. İsterdim ki eğitim soruna dair daha ön planda olsun. Şu an Türkiye kamuoyu, belki TTB'nin ismini hayatında ilk defa duyan arkadaşlarımız, insanlarımız TTB'yi nasıl biliyor? Şu an Türkiye'nin verdiği doğru savaşa karşı, evlatlarının cephede olduğu savaşa karşı sözde bir bağış isteyen bir kurum olarak biliyor. Yani TTB bugün bu saydıklarım aslında bir vazifesidir. Öğrencilik hayatında da eğitimin düzeltilmesi, asistanlık eğitiminin, hekime şiddetin durdurulması, yani kişinin istediği yere tuz puanına değil de aslında yeteneğine göre gitmesi. Şu an büyük ölçüde tuz puanına göre yerleştiriliyor ve insanlar az, örneğin yüksek puanlı bir yerde yeteneği ona yatkın. Örneğin cerrahlık önceden çok büyük bir meslek dalıydı. Yani yüksekti. Hatta halk arasında bile sorduğum zaman ne olacaksın dediklerinde hep şey derler, beyin cerrahı, beyin cerrahı derler. Önceden çok yüksek olan beyin cerrahı ya da cerrahlık dalı şu an en alta inmiş durumda. Yani ne? Hekim hasta arasındaki dava süreci olsun, malpraktis davaları olsun ya da en riskli tabii şeylerden oldu, alanlardan olduğu için tabii. Evet, bu alanda böyle isteğe değil de yani kişinin zorunluluklarına ya da bu eğitim sisteminin genelinde de vardır zaten. Çocuk istediği mesleği yapamamasının önünde birçok engel vardır. Yani sınav sistemi olsun, üniversite sistemi olsun. Hani bunlar arasında daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum ben TTB'nin. Tıpkı diğer kitle örgütleri gibi, meslek örgütleri gibi. Şimdi buradan bir sonuç daha çıkıyor. Hekimlerin sağlığı için de Mehmetçiğin evet, orada savaşması lazım ki barış gelsin, huzur gelsin ve bu meseleleri çözebilelim. TTB'nin de orada Eren'in savaşması çok gerekiyor. Meselesi var. Büyük bastım düğmesine ne kadar çok konuşuyor. Evet. Biraz daha devam etsek şey olacak galiba. Birkaç cümle ben söylemek isterim. Şimdi yani gene eleştirdik Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ni. Tabii bu bize çeşitli görevler yüklüyor. Evet. Ben aynı zamanda Cumhuriyetçi Hekimler grubunun üyesiyim. Bizim İstanbul'da daha önce İstanbul Tabip Odası'nda iki dönem yönetimde bulunmuş. O zaman ismi daha farklıydı grubun. Şimdi aldığı isim Cumhuriyetçi Hekimler. Bizim iki dönem tabip odasını biz yönettik. 98-2002 yılı arasında Tayyip Erdoğan iktidara gelince bu yönetim iktidara geldi. 2002 programının Tayyip Erdoğan'ın 2002 programının şeyidir, devamıdır. Bunlar orada takıldılar kaldılar galiba. Yok. 2002 açılım esaslıdır. Ve şu anki İstanbul Tayyip Odası'nın yönetimi, bütün şey enerjisi gücü oradan gelir. Şimdi tabii bu dönem kapandı artık 2015 itibarıyla. Bizim de çok iyi bir ekibimiz ve sağlam bir programımız var. Tabii
çok önemli bir farkımız mevcut yönetimden. Nedir o? Hekimleri birleştirebilme gücümüz. İşte aldıkları tutumlarla şimdi yeni bir döneme giriyor Türkiye. Yeni Türkiye'nin sancılarını yaşıyoruz. İşte Atlantik'ten Asya'ya doğru hareket ediyor. İşte üretim ekonomisine geçecek. Bunun bir sürü sancısı olacak. Sağlık sektöründe de işte bahsettiğim kararname, çatı kararnamesi çıktı. Şimdi bunun alt düzenlemeleri gelecek. Ücretlerle ilgili sorunlar çıkacak. Burada hekimleri birleştiremeyenin mesafe alması, hele hele böyle tutumlarla işte savaşa karşı diye Zeytin Dalı operasyonuna karşı bildiriler yayınlayan bir tabip odasının durması, mesafe alması mümkün değil. Biz de hastanelerde örgütleniyoruz. Bu hekimlik ortamına ilişkin sorunlara ilişkin çok bir güzel bir programımız var. Daha önemlisi de şeydir, kadrolardır. Deneyimli kadrolarımız da var. Zamanında yönetimlerde, çeşitli düzeylerde görev almış. Tabip odası yönetimlerinde. O nedenle yani çaresi var. Yani eleştiriyoruz. Yerine koyacağımız hem program var hem de kadro var. Zaten o güvenle, o eleştiriyi özgüvenle bu eleştirileri yapıyoruz. Yani ortalıkta Türk Tabipler Birliği sahipsiz kalmayacak böyle bir durumda. Her konuyla ilgili hekim kamuoyuna görüşlerimizi açıklarız, paylaşırız. Somut olaylarda tutumlar alırız. İşte bu son durumda da bu saçma sapan bildiri ortaya çıktığında da çok açık bir tavır ve tutumu izledik. Onun için Türkiye çapında da örgütlenme kararı aldık. Sahipsiz değil. Çaresi de var. Sağlam program, sağlam kadrolar. Önümüzde seçimler var. Seçimlerde ne zaman değerlendireceğiz. Nisan. İstanbul Nisan'dır. Hiç o civardadır. Temmuz ayında da TTB seçimleri. Yani işte Haziran, Temmuz odaların seçimi önce oluyor. Sonra tabii arkasından da TTB seçimi olur. Tabii şimdi yeni gelişmelerden sonra nasıl seyreder o? Onu göreceğiz, izleyeceğiz. Biz seçimlere katılacağız ve iddialıyız. Programımız ve kadrolarımız itibariyle. Çaremiz var yani. Çaremiz var. Evet. Yani anlayış açısından tabii bir yerden bakınca bir sürü şey geliyor. Aklıma da koruyucu hekimlik geliyor. Eğitim, tıp eğitimi geliyor. Tek tek başlık olarak ifade etmedim ben. Evet ama yani evet. Yapabileceğiniz hepsini bir açıdan bakınca. Şimdi bir şeye işaret ettim. Zaten mecburiyetler tabii. Çerçevesinde. Şimdi mecburiyetler deniyor hep. Türkiye Rus uçağını düşürdü. Sonra gitti Rusya ile tekrar dost oldu. Bizde de mecburiyetler çalışmaya başladı. 2011'deki yaptıkları o kararnamedir. Bütün yaşadığımız değişikliklerin anası. Şimdi o kararname geri döndü. Mecburiyetler nedeniyle. Yani devletçiliğe geri dönüldü. Tabii yeni 15 yıl geçmiş aradan. Yeni unsurlarla. Bu mecburiyetlerin çerçevesinde şekillenecek. Tabii burada hekimler de kendi iradelerini ortaya koyacaklar. Ama mevcut şu anda TTB Merkez Konseyi yönetiminin koyduğu şekilde değil. Bizde de çalışıyor mecburiyetler. Siz de isterseniz son 5 dakikaya geldik. Son sözünüzü söyleyin, sonradan son sözlere geçeceğim. Son dilek ve talepler bölümüne geldik. İşte var olsun Mehmetçik diyoruz. Hepimizi onların değiştiriyor. Sağlığı için. Hepimize sağlığı bölgeye için. Barış getiriyor. Sağlığı bizden sorulur. Ben ilk sorunuza arkadaş kelimesiyle başlamıştım. Şimdi program boyunca bir yandan konuşurken, bir yandan diğer arkadaşlarımı ve sizi dinlerken arkadaş, meslektaş ve yurttaş kelimeleri üzerine kafamın içinden geçti. Önce iyi insan olmak lazım. Ondan sonra iyi yurttaş. Gerisi sonra bence. Yani meslektaş, meslek açısından da sonra.
iyi yurttaş olmak lazım. Yani vatanını sevmek lazım. Vatansız bir yaşam şekli düşünülemez. Yani tarih öyle örnekleriyle dolu ki işte en yakın hiç tarih kitaplarını okumaya gerek yok. Suriye'de, Irak'ta insanların başına gelen o belalardan sonra ne yapacaklarını bilemeyerek Ege denizlerinde boğulduklarını, bu çocukların kıyıya vuran bebeğin neydi? Aylan bebek. Yani o fotoğraf gözümün önünden gitmiyor. İşte vatansızlık bu. Yani önce vatanının yanında olmak lazım. Ben aynı Hikmet arkadaşım gibi 2012'den itibaren AKP hükümetinin iktidara gelmesiyle beraber o global düşünce tarzının ya da AKP'yi iktidara getiren tarzın Türk Tabipler Birliği'nde de egemen olmaya başladığını düşünüyorum, egemen olduğunu düşünüyorum ve artık bunun sonuna gelinmiş olduğunu Türkiye'nin gerçekleri karşısında hissediyorum. Meslektaşlarımı sağduyulu olmaya ve barış, demokrasi, özgürlük gibi güzel kelimelerin arkasına saklanmış bildirilere itibar etmemelerine ve bunun içini anlamak için gayret göstermelerine, ellerini biraz daha taşın altına koymalarını arzu ediyorum. Mehmetçiğe başarılar diliyorum. Evet, en son sizinle ben getirelim. Demin Tayfun Hocam koşurken tarih kitaplarını açmaya gerek yok dedi ya, ben de tam tarih kitaplarıyla ilgili bir şey diyecektim. Tabii benden düşündüğünde hemfikirim. Ben burada aslında biraz tarihe bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an bu yapılanın tarihte bir örneği yok. Yani aslında şunu bile yapsa TTB, tıbbi geleneğini yaşatmayı bile becerse, buna uğraşsa bu yaptığının böyle bir tarihte bir gereği yok. Yani bir İstiklal Savaşı'nda, vatan savunmasında bir savaş verilirken barış çığlığı atan bir tıbbiyeli tarihte bir örneğini duyamazsınız. Ama birçok tıbbiyelinin ben en önde savaşırken ya da askerin yaralarını sararken bir sürü örneğini sayabilirim. Yani birçok popüler isim var, bilinmeyen de birçok isim var. Burada ben hem gençlik hem de tıbbiyeliler adına söylemek gerekirse Afrin'de savaşan Mehmetçiğe bin selam. Evet, bin selamla bitiriyoruz efendim biz de genç arkadaşımızın hem Mehmetçik adayı hem de hekim adayı Eren Öztürk'ün son sözleriyle Sayın Tayfun Budak, Doktor Tayfun Budak, Sayın Doktor Hikmet Çevik çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Teşekkür ederiz.